Ah, yandım anam, yandım anam, yandım. Çabuk, çabuk. Ah, yalnız mıydın? Ben vurdum ya, dedim ya. Götürün şunu. Ah, dokunma, dokunma. Ah, 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 ah. Hadi, hadi, çabuk, yavaş. Ah, ah, ah. Eder misiniz Asya? Konuşacağız Yasemin Yılmaz'la. İlk fırsatta Şafak. Bu kadar insan içine gidip nasıl konuşalım şimdi? Ne haber kızlar? Eğleniyor musunuz? Her şey çok güzel. Sağ ol Yasemin abla. Özgür. Ya Yasemin abla, bizim bir derdimiz var aslında. Söyle Özgürcüğüm. Şafak bizim okulun tiyatro okulunda. Dizilerde filan oynayıp ailesine destek olmak istiyor. Durumları çok kötü. Evet, ablam bahsetmişti. Neden olmasın? İlgilenirim ben, tamam mı? Hadi eğlenmenize bakın şimdi. Çok teşekkür ederim. Hadi keyfinize bakın. Sonra konuşuruz bir ara. Allah'ım inanamıyorum. Dur kız, boğacaksın. Cenkerdi değil mi? Evet. Ben de yüksek müteahhit Gaffar Yeşil. Memnun oldum. Anne, bak Asya Hanım şurada. Masalarına gidelim mi biraz? Bırak kızım. Nereden toplamışlar bu kadar gereksiz insanı anlamadım. Baksana, bizim aşçı turna bile burada. Onlar da insan ama anne. Öyle de kızım, her insanın ait olduğu bir çevre vardır değil mi? Yasemin gibi ünlü bir mankenin doğum gününde ne iş var bu insanların? Ben böyle bir şeyi ilk kez görüyorum. Çok yadırgadım açıkçası. Cenk Er Bey,
İnşaattan anlar mısınız? Pek sayılmaz. Diyorum ki bu alanda işleri büyütmek için ne yapmalı? Vallahi bilmem ama herhalde ihalelere falan girmek lazım. Ya da ortaklıklar falan kurup çalışmak lazım yani. Haklısınız. Şimdi sizin gibi, sizin gibi, sizin dedim değil mi? Dedim değil mi? Sizin gibi büyük bir iş adamıyla tanışma şereftir ve de şans yani. Eğer sakıncası yoksa sizden arada sırada akıl alır mı? Ne demişler? Akıl akıl. Kısmetse belki birlikte iş yaparız. İnsanları eğlenirken görünce ne düşünüyorsun? Ne mi düşünüyorum? Dans ediyorlar, gülüyorlar, eğleniyorlar. O halde mutlular. Haklısın. Eğleniyorlar. Herkes eğlenebilse keşke. Bütün insanlar eğlenebilse. Neden dışarıda tutuyorsun kendini? Sen de eğleniyorsun. Doğru. Ama bazen dışarıdan bakmak çok daha eğlenceli. Seninle dans etmek için ne kadar bekledim? Şansına ki. Bu gece benim gecem. Sıranca geldi işte. İtiraf edeyim. Ben de en çok seninle dans etmek istedim. Teşekkür ederim. Sizinle olunca daha bir başka dans ederim. Köşeye sıkıştırıyor anlaşılan bizimkini. Ne halleri varsa görsünler. Beni ilgilendirmiyor artık. Kahvaltıya niye gelmedin anne? İşe dalmışım Özgür. Abinle de lafladık birazcık. Anne, Yasemin ablanın defilesine gitmeyecek miyiz? Arkadaşlarını mı özledin? Anne gidelim ya. Sokakta tanıştığım arkadaşlarımı görürüm. Biz de para topladık okulda anne. Ekin'in arkadaşları için. İyi, akşam gidince verirsiniz. Hadi geç kalmayın şimdi siz. Tamam, görüşürüz anne. Hı hı. Yollarda dikkatli tamam, olun. Tamam anne. Nasıl heyecanlıyım biliyor musun abla? Şimdiden bacaklarım titriyor. Dikkat et, titrik bacaklı manken derler sonra sana. Ya dalga geçme abla. Mankenlik hayatımda bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum biliyor musun? Bugüne kadar onlarca defileye çıktın. Hala heyecanlanıyor musun? Hayır. O çocuklar için bir şeyler yapabildiğimi hissetmek inanılmaz güzel bir duygu. Bu yüzden heyecanlıyım. Öğretmenliğe başladığım gün ben de senin gibi olmuştum. Öğretmenliğin ne ilgisi var? Çocuklar güzelim. Arada çocuklar olunca onlar için bir şeyler yapınca böyle olur. Öyle galiba. Ama yardıma o kadar ihtiyaçları var ki. Çok iyi bir şey yapıyorsun Yasemin. Seninle gurur duyuyorum. Günaydın kızlar. Günaydın baba. Günaydın babacığım. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.
neler yapıyorsunuz bakalım bugün? Benim defilem var baba. Demek heyecan bugün bitiyor. Bitiyor ama bir de bana sor. Baba, biz de işi düzenliyoruz bugün. Yavuz Bingöl gelecek. Aferin size kızlar. Beni öyle mutlu ediyorsunuz ki. Böyle zamanlarda bunlar benim kızlarım diye bağırasım geliyor ortalığa. Sağ ol baba. Ama artık ben gitsem iyi olacak. Sana layık bir kız olmak için çalışmam gerekiyor. Benim de babacığım. Hadi kal. Hoşça kal babacığım. Güle güle çocuğum. Burçin, nedir bu acelen kızım? Defile için çıkmam gerek. Sokak çocuklarını kurtaracaksın yani sonunda. Ne bileyim, bulaştık işte bir kere. Kızım yapıyor dedim. Söz verdiler. Arkadaşlarımın hepsi gelecek. Ha, içeriye sokak çocuğu falan sokmayın sakın. Anne, defile sokak çocukları için yapılıyor. Onlar olmadan olur mu hiç yani? Ne alakası var canım? Biz destek olalım diye gidiyoruz ama... bıraksınlar defilemizi izleyelim ağız tadıyla. Sağ ol anne. Arkadaşlarını davet etmene Yasemin çok sevinecek. Biletler satılmayacak diye çok korkuyordu. Avukat Selim'in ifadesini getirdi mi? Getirdi baba. Polisteki ifadesinde Nusret'in yanında çalıştığını söylemiş. Bana küfrettiği için çekip vurdum demiş. Nusret dememiş mi yanımda çalışmıyor diye? Bilmiyorum. Söylememiş sanırım. Ama bir bildiği vardır herhalde. Ne bildiği olacak, korktu tabii. Ural'ı yolladın mı Selim'in evine? Yolladım baba. Adam bizim için kurşun sıktı. Ailesini mağdur edersek ayıp olur. Biz burada ailece kahvaltı ederken Selim içeride yatıyor. Karısı çok perişan oldu. Laf mı şimdi söylediğin? Ben mi sıksaydım yani? Bilmiyorsan öğren. Bu işler böyle olur Cenkel Bey. Küçük adamlar büyük adamların iktidarı için kendini feda eder. Yine de canım sıkılıyor baba. Yani benim hatam yüzünden insanların feda edilmesi canımı sıkıyor. Ne fedası oğlum? Kim feda edilmiş? Selim isteyerek bir fedakarlık yaptı. Biz de altında kalacak değiliz herhalde. Yoksa şu meşhur kasetinin televizyonlarda yayınlanmasını mı tercih ederdin? Baba, dediğim başka bir şey benim. Neymiş dediğin? Tartışıyorum ama benim çıkmam gerekiyor. Güle güle kızım. Güle güle kızım. Akşama görüşürüz. Timur'u biliyor musun Cengiz? Tanımıyorum efendim. Timur Lenk, Topal İmparator. Bir asra damgasını vuran adam. Kralları, padişahları dize getiren acımasız komutan. Benim için en büyük erdem sadakat Cengiz. Sadakatin yoksa bir işe yaramazsın. Geberip git daha iyi. Yanlış anlama, lafım sana değil, sana çok güvenirim. Öyle olmasa en zor zamanında çağırır mıydım seni? Kadir'den söz ediyorum. Alçak herif ihanet etti bana. Ama bunun hesabını er geç verecek. Hem de çok kötü verecek. Pişman olacak yaptığını. Göreceğiz bakalım. Gitmiyor musun Cenk Ersen? İşleri evden mi yürütüyorsun artık? Gideceğim baba. Ama seninle bir şey konuşmak istiyorum. Yine ne var? Yeni bir halt mı karıştırdın yoksa? Halt mı bilmem ama birkaç önemli değişiklik. Yani aslında zorunlu da denebilir. Söylesene o zaman. Baba, Burçin'le birlikte bazı kararlar aldık biz. Daha doğrusu ben aldım. Burçin de onayladı. Şu ana kadar söylemek için de hazırlıkların bitmesini bekledim. Söyleyeceğin şeyi açıkça, dosdoğru söylemeyi ne zaman öğreneceksin sen? Ne diye ağzında geveleyip duruyorsun? Cenk'er, sonra söyle istersen. Yani babanı kızdıracak bir şeyse... Sus sen de Güniz. Hala bilmediğimiz şeyler oluyor demek. Pes valla. Mecburduk baba. Senin de fikrini almak isterdik ama fırsat olmadı. Biliyorsun son zamanlarda... Uzatma Cenk'er. Çatlatma adamı. Söyle hadi. Ne diyeceksen de hepimiz kurtulalım. Peki baba. Tekstil dışındaki bütün faaliyetlerimize tasfiye ettim. Ne diyorsun oğlum sen? Babanı yüreğine mi indireceksin? Hadi oradan. Git kendine başka eğlence bul. Ne eğlencesi baba? Doğru söylüyorum. Ne? Ne diyorsun sen? Oğlum ne yaptın sen? Öldüreceğim. Bu defa kesin öldüreceğim seni Cenk'er.
Cengiz, Timur'un nasıl öldüğünü biliyor musun? Bilmiyorum efendim. Büyük insanlar kendileri istediklerinde ölürler. Yahya beni öldürdüğünü sanıyor. Ama yanılıyor Cengiz. Yanılıyor. Yanılıyor! Baba, daha söyleyeceklerim bitmedi. Bir hafta sonra Türkiye'nin en büyük süpermarketler zincirinin ilk halkasını açacağız. Hırdeleyi kesersen çok sevinirim. Şaka yapmıyorsun sen. Hayır baba. Yapmıyorum tabii. Duydun mu Güniz? Oğlumuz ilk defa akıllıca bir iş yapmış. Aferin sana Cenker. Aferin. Teşekkür ederim baba. Bana telefonu getir çabuk. Peki efendim. Demek yatak maceralarından kalan zamanda bunları planladın ha? Ulan köfte. Sen adam olacaksın ama ben göremeyeceğim diye korkuyorum. Efendim. Suriciğim günaydın. Rahatsız etmiyorum ya. Yok canım. Nasılsın? İyiyim iyiyim. Hemen gelsene bana Suli. Seninle önemli şeyler konuşacağım. Önemli mi? Olur ya ya gelirim. Hadi Suliciğim bekliyorum. Vay be şu işe bak. Babasının oğlu işte. Arada sırada unutsa da babası... ben çıkıyorum. Sonra daha detaylı konuşuruz. Tamam Cenk'e. İşleri sıkı tut. Merak etme. Süpermarketler zinciri. Hadi hayırlısı. Podyuma ilk defa çıkacakmış gibi heyecanlıyım kızlar. Ben de çok heyecanlıyım. Bir aksilik çıkmasa bari. Abartmayın ya. Her zamanki işinizi yapacaksınız işte. Olacak canım. Senin hadi, varlığın yeter. Hadi sakin ol biraz. Hadi. Hadi kızlar. Kızlar sahneye. Hadi prova. Tempo tempo tempo. Gel gel. Hadi. Oh be. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Haftalardır şu tekerlekli sandalyede olmama rağmen şimdi bomba gibiyim Suli. Niye güldün? Bana garip geliyor Yahya. Bir başkasının mutsuzluğu seni mutlu ediyor. Başkası mı? Başkası dediğin Nusret ama. Beni buraya çivileyenin Nusret olduğunu unuttun mu? Unutmadım tabii. Hatta o da seni bu hale getirdiğinden dolayı mutlu olmuştu. Şimdi bakıyorum da ne fark var aramızda? Ne mi var? En azından ödeştik yetmez mi? Pek akıllıca değil Yahya. İki eski ortakken, arkadaşken şimdi yaşadıklarınıza bak. Yarın öbür gün o da başka bir şey yapacak. Nereye kadar sürecek bunlar böyle? Bir şey yapabileceğini sanmam. Gözünü iyi korkuttu. Benimle uğraşacak cesareti bulamaz artık. Hı. Umarım dediğin gibidir. Umarım birbirinizi topal bırakmış olmaktan ikiniz de dersler çıkarırsınız. Benim kimseden alacak dersim yok. Söylediğin dersi Nusret iyi aldı ama. Sen misin Cengiz? Benim Nusret Bey. Ne yaptın? Kaseti kanala yolladım efendim. Sonra telefon edip konuştum. Her şey istediğimiz gibi. Çok sevindiler. Sordun mu? Bugün yayınlarlar mı? Sormadım ama çok fazla ilgilendiler. Hatta beni de davet ettiler. Canlı yayına çıkaralım dediler. O kadar da değil. Canlı yayınları kendilerinin olsun. Bize cansızı lazım. Ben de öyle söyledim. Kaseti yayınlayın yeter dedim. Çok iyi. Şimdi tamamdır işte. Hazır ol Yahya Kaya. Nusret Demirkol'u topal bırakmak neymiş göstereceğim sana. Farkında olmadan Osmanlı'ya bile kök söktüren Timur Lengi yarattın. Ben bu bacakla sokakta dimdik yürürüm ama sen ve oğlun sokağa bile çıkamayacaksınız. Hey Yahya. Benimle ne konuşacaktın? Ah, tabii. Nusret Alçağ'ını konuşmaya çağırmadım seni elbette. Bak ne diyorum Suli. Şu halime bak. Haftalardır holdinge uğradığım yok. Diyorum ki güvenilir birini bulsak da şirketlerin başına geçirsek. Hiç olmasa ben ayağa kalkana kadar. E holdingin yönetimini Cenker yürütmüyor mu? Cenker'den memnun değilim. Gerçi iyi bir yatırım yapmaya çalışıyor ama yine de güvenim kalmadı. Ne yalan söyleyeyim. O nedenle diyorum işte.
Holding'in yönetimini birine teslim etsen bir süreliğine. Sen bilirsin. Vardır senin öyle adamların. Adam çok Suli. Lakin ehliyetli adama ihtiyacım var benim. İşleri çekip çevirebilecek, tecrübeli ve güvenilir birine. Anlayacağın senin gibi birini. Bakma öyle Suli. Anladın işte dediğimi. Benim sana ihtiyacım var. Yapma Yahya, Allah'ını seversen. Bir süredir ben de çalışmayı düşünüyorum ama... Yo, senin orada olmaz. Canım, çocuklar yanlış anlarlar. Hadi canım sen de. Nasıl anlarlarsa anlasınlar. Namuslusun, onurlusun. Para işlerini hepimizden iyi bilirsin. Senden iyisini mi bulacağım? Babam olumlu karşıladı arkadaşlar. Korktuğum gibi olmadı yani. İlk marketin açılışını babam yapacak. Bu iyi haber Cenkel Bey. Çok sevindik. Evet. Yalnız Burçin Hanım'ın bugün burada olmaması çok kötü oldu. Neden Jale Hanım? Tekstil fabrikamızın grev tarihi yaklaşıyor Cenkel Bey. Biliyorsunuz sendika 5 ay önce grev kararı almıştı. Grev mi? Ha. Sendikayla yapılan görüşmeler tıkanmıştı değil mi? Tıkandı ve karar aylar önce asıldı. Asıldı mı? Bu ne demek şimdi? Kararın asılmasından belli bir süre sonra grev başlayacak demektir. Ne yani? Tekstil fabrikamız greve mi çıkıyor şimdi? Anlaşamaz mıyız? Verilen süre anlaşmak için zaten. Ama Burçin Hanım'ın çıkardığı mali bilançoyla anlaşmamız imkansız görünüyor. Bir çıkış yolu olmalı. Yani böyle imkansız deyip kenara mı çekileceğiz? Üretim yapan tek fabrikamızı kapatamayız. Ben Yahya'nın işlerine pek karışmam. Ama doğru bir şey yaptığını görüyorum. Eğer teklifi kabul ederseniz hem kendisi için hem de holding için iyi olacak. İyi de basın üzerimize gelmez mi? Eski banka müdürü iş yaptığı holdingde işe başladı demezler mi Yahya? Bibik Yeni'yi aramazlar mı? Ne ararlarsa arasınlar Suli. Umurumda değil. Ben doğru yaptığımı biliyorum. Seni de herkes tanıyor. Gerisinden bize ne Allah aşkına? İş yapmayacak mıyız memlekette? Para kazanmayacak mıyız? Suç mu bunlar Suli? Yahya biliyorsun. Son günlerde adımız sıkça yan yana anılır oldu. Haksız yere suçlandım. Neler yaşadığımı biliyorsun işte. Biliyorum Suli. Umurumda da değil. Kimin ne diyeceğini hesap ederek iş yapsaydım bu duruma gelmezdim. Kaya Holding diye bir kuruluş da olmazdı. Tahtakale'de kıytırık bir dükkanda gün dolduruyor olurdum. Nasıl böyle bir acemilik yaptın Nusret? Engel olamadın mı? Gafil avlandık. Adam tekerlekli sandalyeyle karşımda dururken nereden bileyim silah çekeceğini? Su uyur, düşman uyumaz ama. Ben de uyumam. Bunu da yanına bırakmam elbette. Topallayarak attığım her adımın hesabını soracağım ondan. Tek tek. Hafta başı Ankara'da olabilecek misin peki bu halinle? Ne varmış halimde? Timur Leng'in Ankara Savaşı'nda Yıldırım Beyazıt'ı topal ve esir aldığını bilmiyor musun sen? O Timur Leng ki koca imparatorluğu dize getirmiş. Ha? Öyle değil mi? Öyle öyle. Sen en iyisini bilirsin. Düşünecek bir şey yok Suli. Ben kendimden emin. Sen de eminsen ne diye kumrular gibi düşünüyoruz ki? Ben birer kahve daha yapayım. Tam şurada duruyorsunuz. Yasemin seni öne alın. Evet, pozunu alıyorsun. Kızlar dönün. Bu tarafa doğru. Yasemin seni alıyoruz. Tam şurada poz veriyorsun. Evet kızlar, bu sefer sizi bu tarafa alıyorum. Evet. Gel Yasemin. Tamam. Siz de dönüyorsunuz. Tekrar bu tarafa. Yerinize geliyorsunuz. Hoş geldin prens. Nasıl gidiyor? Prensesler mutlu mu? Hoş geldin Cem. Nasılsın Yasemin? Gördüm. Jülide iyi misin? İyiyim sağ ol Cem. Sen nasılsın? Sen de unutmamışsın bakıyorum. Ayaklarım birbirine dolaştı başta ama alıştım şimdi. Toplantı nasıl geçti? Onun için geldim. Konuşalım mı? Pardon kızlar. Harika, çok sevindim. Bekliyorum. Harika bir haberim var size kızlar. Elçin ve Hatice de bize katılıyor. Yaşasın. Harika.
Ne oldu Cenk'er? Fabrikanın grev günü gelip çatmış, bizim haberimiz yok. Benim var. Son güne kadar şansımız devam ediyor. Anlaşırız diye düşünüyordum. Bölgede yüzlerce fabrika greve çıkıyormuş. Sadece bizimki de değil. O zaman bu tekstil çöker. İhracatın ciddi bir bölümünü biz sağlıyoruz. Hükümet erteleyemez mi? Bu önemli bir şey çünkü. Ne diye erteleyecek? Tekstilciler zarar ediyor diye mi? Ne bileyim ben. Milli güvenlik gerekçesiyle falan olabilir sanki. O kadar da değil Burçin. Silah üretmiyoruz ki biz. Ne yapacağız peki? Elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz? Dur bakalım. İşçiler vazgeçer belki. Böyle bir zamanda üretimin durmasını göze alamazlar. Ben fabrikada bir toplantı yapacağım. Senin de gelmeni istiyorum. Hay Allah ya. Buradan ayrılamam ki. Sıkma canını. Ben elimden geleni yaparım. Hadi Can. Ben seni ararım. Aa Burçin. Bu sabah senden sonra süpermarketler işinden söz ettim babama. Ne dedi peki? Nasıl karşıladı? Çok keyifli gitti. Haberin olsun. İyi günler. İyi günler. Yasemin'in verdiği bütün biletleri sattım vallahi. Bir tane bile kalmadı. İyi bari. Ben de biraz yardım edeceğim. Ne kadar olursa işte. Aman aman. Yardım edecekmiş. Sana ne kız? Zenginlerin işi ne? Bir bardak viski az içsinler. Sokaktaki bütün çocuklar doyar. Olsun. Benim de katkım olsun azıcık. Keşke çok param olsaydı da hepsini kurtarabilseydim sokaklardan. Ekin bir gün ortadan kaybolunca neler çektiğimi ya ben bilirim. Vallahi bir şey söyleyeyim mi Asya? Yani o kadar çocuğu niye yaparlar anlamam yani. Belki benim çocuğum yok da ondan böyle konuşuyorum. Ama insan bakabileceği kadar çocuk yapmalı. Öyle değil mi yani? Kimin ne derdi var? Biz bilemeyiz ki Turna. Hiç kimse çocuğunun sokağa düşmesini ister mi? Hangi anne baba çocuğunun kötülüğünü ister? Kader utansın. Bizim elimizden bir şey gelmez ki. Ama bak, sosyete yardım ederse çocuklar kurtulur vallahi. Herkes şu. Miyav. Gir. Ne oluyor hocam? Bu çocuklar niye miyavlıyor böyle? Hocam bu ne? Bu andamacımız bize kedi sitini öğretiyor öğretmenim. Ne kedisi ne sitini? Susun bakayım. İnkar etmeyin hocam. Arkanıza kuyruk bile takmışsınız. Pes vallahi. Bir müfettiş gelse ne diyeceğiz? Çocuklara karate dersi mi veriyoruz diyeceğiz? Dersinizi müfredata uygun işleyin hocam. Rica ederim. Çıksın oradan. Yakalarsan fena yaparım. Hanginiz taktınız? Kim? İğnenin deliğine de girsen bulacağım sarı koffer. Sen burada elin karlarıyla oynaş. Biz memlekette tuzlan toprakla boğuşalım. Dur bakalım. Burnundan fitil fitil getirmezsem senin, bana da Gülistan demesinler. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor Recep Usta işler? Çalışıyoruz Gaffar Bey. Güzel. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bizim davar nasıl çalışıyor? Kaytarmıyor mu? Yok Gaffar Bey, maşallah 40 yıllık amele gibi. Kimin oğlu? Kolay gelsin müteahhit oğlu. Baba ya, yeter çektiğim cezaya. Ellerim patladı, şu halime bir bak. Allah sana acıdı. İlami davarı köye kaçmış. Hadi bırak işi de geç arabanın direksiyonuna. Aslan babam be. Ver elini öpeyim.
Aferin sana. Kendime yeni bir şoför alana kadar arabayı sen kullanacaksın. Ha, bu arada ehliyetini de alacaksın ama. Ben hemen üzerimi giyip geliyorum baba. Mıcırları döktüler mi? Telefon ettim, yoldaymış Gaffar Bey. Bana bak, malzemeden falan çalmayayım bugünlerde, tamam mı? Belediye kontrolleri sıkılaştırmış. Çay isteyen var mı? Ben alayım bir tane kurban. Ne misafirperver insanlar. Bir de şehir yerinde kimse bilmiyor diyorlardı. İstanbul'a yeni geliyorsun galiba. İlk defa gelirim. Bak, burada yabancı olmak zordur. Onun için sordum. Ben de doğuluyum da. He mi? Neresinden? Kimlerdensin? Sen de mi kocanı arıyor? Yok yok. Çok oldu biz geleli. Burası İstanbul. Senin geldiğin yerler gibi değildir buralar. Bak, kolundaki bilezikleri çıkar da çantana kol. Allah korusun, kolunu kesip atarlar. Ya, koy koy. Çayın parasını alayım abla, 1 milyon. Ne 1 milyonu kurban? Vallahi burası İstanbul abla. Parasıyla neyle mi? He öyle. Okulda böyle kulüpler kurulsa, çocuklar kitaplarla iç içe yaşayabilseler, kafalarında bir kütüphane kavramı oluşsa, çok iyi yapmışsınız gerçekten hocam. Siz de okulumuza gelerek iyi yaptınız. Aradığımız sanatçıların çoğu ilgilenmediler bile. Ne demek hocam, keşke daha fazla şeyler yapsak çocuklar için. Edebiyat kulübümüzün ilk etkinliği olacak bu. Belki başka okullar da yapar değil mi? Sizi kutluyorum gerçekten. Fakat daha da zenginleştirmek gerekir burayı. Yavaş yavaş. Birden olmuyor işte, takdir edersiniz. Ne işin var hanım senin bu halde İstanbul'da? Kimin kimsen yok mu senin? Ben kocamı bulmaya geldim komiser bey. Müteahhit kendisi, Gaffar, Gaffar Yeşil. Kendi Yeşil değil, soyadı Yeşil. O kadar bileziği yanına alıp kocanı aramaya mı geldin? Hem bileziklerin çantada ne işi var? O kadın söyledi çantana koy diye. Hangi kadın? Öyleyse çantamı çalan kadın. Çalarlar malarlar dediydi, ben de koydum. Aynı dediği gibi de çalındı. Ama kendi çaldı. Doğruyu söylemiş ya kadın, sen ona bak. Araba olsun inşallah. Arabaların altında kalsın, can versin inşallah. Küçük büyük bütün arabaların altında kalsın. Boynu devrilsin inşallah. Tırlar ezip geçsin inşallah. Nerede senin bu müteahhit kocan? Gaffar mıydı neydi? Gaffar. Gaffar Yeşil. Kendi Yeşil de soyadı Yeşil. Adresini bilmiyorum. Reşit Paşa'mın ne bir yer varmış. Orada. Hanımı Reşit Paşa otobüsüne bindirin. Emredersiniz komiserim. Çantam altınlarımla olacak.
Her gün binlerce çanta çalınıyor İstanbul'da. Sadece senin çantan mı sanıyorsun? Benim çantam ya, tabii ya, benim çantam ya, benim çantam ya. Al bunu. Birkaç gün sonra bir ara bakalım, bir şey çıkmış mı? Arkadaşlar bilgi verir sana. Evet, evet. Buyurun gidelim hanım. İnşallah, inşallah arabaların altında kalırsın. Haram zehir zıkkım olur. İnşallah küçük büyük bütün arabaların altında kalırsın. İnşallah boyun bozun devresin, damında baykuş ötsün inşallah. arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben izninizle çok keyifliyim bugün. Çok keyifliyim ve aynı zamanda heyecanlıyım. Çünkü kısa süre önce siz değerli öğrenci arkadaşların da katkılarıyla hayata geçirdiğimiz edebiyat kulübümüz bugün önemli bir konunu ağırlıyor. Onu tanıyorsunuz. Sevilen sanatçımız Yavuz Bingöl'ü davet ediyorum. Sağ olun hocam. Öncelikle dışarıda hayat alabildiğince hoyrat, kuralları önceden kestirilemez, son günlerde iyice zorlaşarak devam ederken bu baş döndürücü girdaptan kurtulup sizlerle birlikte olmanın beni çok mutlu ettiğini bilmenizi isterim. Sanatçı kimliğinin toplumsal değerlerin gelişimine katkıda bulunma çabasıyla olgunlaşacağına ve gerçek bir toplumsal ilerlemeyle sanatçının çabasının meyvesini vereceğine inanıyorum. Tarih boyunca hep böyle olmadı mı? Yunus Emre'yi düşünün, Mevlana'yı, Pir Sultan'ı. Toplumun yüzyıllarına mal olmuş sanatçı sevgisinin aslında sanatçının toplum ve insan sevgisinden doğduğunu göreceksiniz. Karşılıklı bir ilişki bu. Kendi kurallarını kendi samimiyeti içerisinde oluşturan bir ilişki. Sizi anlamıyor değilim arkadaşlar. Hepiniz çok zor durumdasınız. Ama biz de zor durumdayız. Bir iki ay daha hep beraber dişimizi sıkarsak bu zor günleri atlatacağız. Sıka sıka diş mi kaldı ağzımızda? Dayanacak halimiz mi var da dayanalım? Bizim yaşadığımız hayatı bir gün yaşayabilir misiniz ha? Hiç sordunuz mu kendinize? Dayanın dayanın. Yetmedi mi dayandığımız? İyi de hanımefendi. Grev yaparsanız daha mı iyi olacak? Üretim durması gerçek bir felakettir. Hiç düşündünüz mü? Hiç olmazsa susmaktan daha onurludur. Öyle de yok, böyle de yok. Hakkımızı ararken aç kalırız bari. Arkadaşlar, biz kimsenin aç kalmasını istemiyoruz. Herkesin insanca yaşaması ve emeğinin karşılığını alması gerekir. Ama siz de biliyorsunuz ki... Greve gideceğiz, bundan dönüş yok. 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 Son bir soru alalım isterseniz. Sizi de daha fazla oyalamayalım. Buyurun. İnsanlar neden çok zengin olmak istiyor sizce? Bu da bir hayat felsefesi midir? Kim istemez ki zengin olmayı? Şaka bir yana, aslında arkadaşınız önemli bir soru sordu. Asıl demek istediği, para neden bu kadar önemli? Neden herkes köşeye dönmek istiyor? Doğru. Ben de bunu söylemek istedim. Bana kalırsa bir döneme damgasını vuran toplumsal düşünme, toplum için düşünme biçimine tepki olarak özellikle insanların bu arzularını besledi. Öyle bir atmosfer oluştu ki zengin olan başarılı, olamayan başarısız. Toplumu bırak kendine bak. Sen köşeyi dön de nasıl dönersen dön. Hayat bu anlayışın üzerine bina edildi ne yazık ki. Komşumuzu, burnumuzun dibindeki acıları göremez olduk. Ama arkadaşlar sizler böyle sorularınızı çoğalttıkça, bu soruları kendinize de daha sıkça sordukça çıkışı da sizler bulacaksınız. Bundan eminim. Teşekkür ederim. Bir türkü okuyalım mı şimdi? Hep beraber ama. Korkularını ver, al hüznümü. Sorularımı çal, sil yarınları. El uyurken, gün olurken,
solan tenim ölüm beklerken, güle öten bülbüle sorarım giden her güne. Ölüm var mı, gurbet var mı, sıla var mı sevenlere? Ölüm var mı, gurbet var mı, sıla yar mı sevenlere? Ölüm var mı, gurbet var mı, sıla yar mı sevenlere? Sağ ol Bülent'cim, sen de yoruldun. Aa, saçmalama Yasemin, her şey çok zevkli. Keşke her gün böyle çalışsam. Yemekleri de çok lezzetli yapmışlar. Hı-hı. Benim iştahım kaçtı. O çocukları öyle o halde görünce... Elimize ulaşan kaset gündeme bomba gibi oturacak. Ünlü manken Jüri Deyinci ile genç iş adamı Cenk Erkaya'nın sevişmelerinin yer aldığı bu kaset gündemi alt üst edecek. Gözlerinize inanamayacaksınız. Son yılların en büyük skandalına tanık olmak istiyorsanız magazin keyfini sakın kaçırmayın. Alo? Hemen televizyonu aç, hemen! Ne oldu ki? Açınca görürsün, aç hemen! Allah Allah, ne oldu kızım? Hadi abi! Ne olmuş? Ünlü manken Jüri Deyinci ile genç iş adamı Cenk Erkaya'nın sevişmelerinin yer aldığı inanılmaz görüntüler magazinde. Son yılların en büyük skandalına tanık olmak istiyorsanız magazin keyfini sakın kaçırmayın. Bu ne rezalet? Bu ne alçaklık? Bitirdin ulan Cenk'er beni. Bitirdin ulan Cenk'er. Bitirdin ulan. Bitirdin ulan beni. Sinirlenme Yahya. Ne olur sinirlenme hayatım. Ya ne yapayım? Oğlumun rezaletini sessizce izleyeyim mi? Yahya biliyorum haklısın Suli. Ama... Suli, bu belayı at benim başımda. Vardır senin bir tanıdığın. Yalvarırım durdur şu yayını. Ailece mahvoluruz. Lütfen. Peki peki. Ben Cenk'erle bir konuşayım. Ne konuşacaksın Ergede'yle? Hallet şunu Suli. Yoksa katil olacağım ben. Sakin ol Yahya. Elimden geleni yapacağım. Söz. Fazlasını yap. Bu belayı def et benim başımdan. Benimle uğraşılmaz demedim mi Yahya? Bedelini ağır ödersin demedim mi? Ayıkla bakalım şimdi pirincin taşını. Vallahi korkulur senden. Son yılların en büyük skandalına tanık olmak istiyorsanız magazin keyfini sakın kaçırmayın. Şu hale bak. Bütün kirli çamaşırları meydan ol bunları. Yazık ayol. Büyük adam olmanın derdi de büyük. Herkesin gözü onlarda. Vallahi Yahya Bey bu sefer kesin kalpten gider. Ben asıl Günüs Hanım'ı merak ediyorum. Ala almoru mor dolaşıyordur kocasının etrafında. Hiçbir şey göründüğü gibi değil Turna. E neyi göreceğim daha ayol? Her şey ortada. Ah, o içimizdeki büyük adam olma hırsı. Aman aman, benim öyle bir hırsım yok. Yok mu? Sahiden mi? Yürü hadi, sosyete sevdasıyla yanan ben miyim? Hadi kalk çıkıyoruz. Ay. Beyefendi, bu yaptığınız meslek ahlakına aykırı. Ya benden habersiz kayda alınan bu görüntüleri yayınlamanız doğru mu şimdi? Vallahi yapabileceğim bir şey yok. Ya ne demek yok? Bari bana bir sorsaydınız kardeşim. Orasını ben bilemem. İyi günler. Allah belasını versin. Ne var? Sulhi Bey geldiler. Hemen alın içeri. Merhaba. Hoş geldiniz Sulhi amca. Hoş bulduk Cenk. Neler oluyor? Otursanıza. Nereden çıktı bu kaset Cenk'er? Ya hiç bilmiyorum ki Sulhi amca. Bu mesele kapandı sanmıştım ben. Dur bakalım, bir çaresine bakarız. Kanalda bir arkadaşım olacaktı. Hala oradaysa. İşte bak, düşünmeden yapılan bir şeyin sonucunu gör bakalım Jüri'den. Nasıl çıkacağız insan içine şimdi biz? Ben böyle olsun istememiştim, sen de biliyorsun. Allah kahretsin. Bunu hesaplayamayacak kadar... Rezil olan benim ayrıca. Benim görüntülerimi izleyecek insanlar. Belki de özellikle istedim bunu ha?
Burçin ne diyorsun sen? Abarttın ama Burçin. O kadar da değil. Rahat bırak kızı.